kilo. Şu an 3,5 lira. Nasıl fiyatlar? Vallahi fiyatlar biraz uygun. Düşmüş mü? Yani tabii ki elma 2,5. Domatesin kilosu 2,5 lira. Doğru, 6 liralardan bu fiyatlara düştü. Normalleşme süreci başladı. Pazarda cep yakan fiyatlar düşüşe geçti. Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre fiyatı en çok düşen portakal oldu. Portakal düşüşte birinci oldu. %30'un üzerinde düştü. Elleri doldurmuşsunuz, ne aldınız? Üzüm aldık 8 lira. Portakal aldık 2,5 lira. 4 liraları 5 liraları gören portakal şimdi pazarda 3 liradan, hatta 2,5 liraya da gördüm ben, satılıyor. Portakaldan sonra pazar tezgahında en büyük düşüş domateste yaşanıyor. Öyle ki geçtiğimiz ay kilosu 6 liraya kadar çıkmıştı ve bugün tezgahta domatesin kilosu 2,5 liradan satılıyor. Kış sebzelerinde de fiyatlar düşüşte. Ispanak 3, karnabaharsa 4 lira. Düşen rakamlar enflasyonu da aşağı çekti. Enflasyon %21.62'ye geriledi. En kötüsünü aştığımızı, normalleşmenin sadece piyasalarda, maliyetlerde, kur üzerinde değil, birçok anlamda enflasyonu etkileyen mücadelelerde görüyoruz. Limon pazar tezgahına Antalya, Adana, Mersin'den geliyor. Ve geçtiğimiz ay pazar tezgahında bu limonun kilosu 6 liraya kadar çıkmıştı. İşte açıklanan enflasyon raporuyla birlikte büyük düşüşlerden biri de limonda gerçekleşti. Ve limonun kilosu 3,5 liraya kadar düştü. Daha da fiyatı düşecektir inşallah. Enflasyonla TÜBİTAK'ın mücadeleye devam ediyoruz. Bundan 2 hafta önce fiyatlar uçtuydu yani. Gerçekten pahalıydı. Ama şu bugün çok süper. Kurdaki dalgalanma yumurta fiyatlarını da etkilemişti ama... Geçen hafta 9'a almıştım yarım koli. Şimdi? Şimdi 8'e. Kasım ayında yumurtada da %10'a yakın bir düşüş oldu. Daha da düşmesini ben bekliyorum. Geçen ay ne kadardı mesela yumurta? Geçen ay 18 liraydı, şimdi 17 liraya düştü. Uçak biletlerinde de %13'lük düşüş var. Enflasyonu aşağı çeken etkenlerden biri de akaryakıtta ardı ardına gelen indirimler. Kasım ayının zam şampiyonuysa %50'lik artışla soğan. Yıl sonu bütçe hedeflerimizi, bütçe denge hedeflerimiz planlanan şekliyle çok güvenli bir şekilde devam ediyor. Ekonomi programında yıl sonu enflasyon hedefi 20.8'di. Dolayısıyla 11 ayda bu hedefe ulaşılmış oldu. Harekete bereket.